Merhaba, ben Sancan. Merhaba, ben Barış. Merhaba, ben Tuna. Girişimci Muhabbet'in 161. bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. 161 değil mi? Yanlış. Doğru, doğru. Doğru. Biz burada kayıda başladık mı, ona bile bakıyoruz. En başta böyle sanki Sancan'ın ilk 3 saniyesi, 2 saniyesi olmadı gibi geliyor ama bunu hadi bakalım. Oldu, oldu. Bir şey olmadı. Ne yapıyorsun Sancan? İyiyim, ne yapayım ya, deli gibi çalışıyorum. Biraz önce toplantıdan çıktım, ancak geldim zaten, kusuruma bakmayın, biraz geciktim. Evet, biraz kusura baktık, ne yazık ki ya, sen gelene kadar. Bayram tatili başlamadı mı Ankara'da? Ankara'da hala herkes çok mu çalışıyor? Şimdi başladı. Ankara'da insanlar tatil falan yapmıyor, herkes çalışıyor abi. Herkes o yana bu yana koşuşuyor şu an. Tatil diye koşturuyorlar değil mi? Oley, sonunda tatil. Yok ya, yok. Tatil olduğu için yarını şirket olarak tatil ilan ettiler. Ondan son toplantıları yaptık. Yani tatil önce bir şunları konuşalım diye. Ya o da o kadar inefektif toplantı ki, yani belli ki hiçbir şey olmayacak. Artık bırakın yok, gitsin yani, insanlar ya. Ya. Öyle deme yani. Haftalık yani weekly review ve önümüzdeki hafta ne yapacağız onu konuşuyoruz. Ve bütün söylenen her şey gelecek hafta tekrar konuşulacak. Çay, çorba, maç muhabbeti ve haftada ya, ne yapılacak? Bizim gayet efektif geçiyor ya. Sizin kendi kötü toplantılarınızla karıştırmayın. Yok vallahi bizim de hiç kötü geçmiyor. Çünkü biz o toplantıyı bugün yapmıyoruz. Daha önce yapıyoruz. Normal insanların aklının işte olduğu vakitlerde. Tamam Barış. İçim kurudu. Yes. Ben de tartışmıyorum. Okey, bugünkü konu ne peki Samican? Madem hızlı bir şekilde giriş yaptın, sen devam et. Bugünkü konu sanıyorum bir Picus'un yatırımından konuşacağız. ondan bahsedeceğiz. Picus. Her hafta Picus. Picus, her hafta dışında, Picus. Evet, aynen. Ya aslında birkaç tane değişik konu var ama çok uzun tutamayacağız galiba. Çünkü bugün işte bayramın son günü. Bayramın son günü. Çalışma bayramının son günü. Bayramın arifesi mi oluyor bugün? Evet. Bayramın arifesinden önceki ilk gün. Evet, bayramın arifesinden önceki ilk gün ve yollara döküleceğimiz gün. Evet. Tuna'nın erkenden gitmesi gerekiyor. Ondan dolayı çok uzun konuşmayız ama güzel bir soru geldi Slack kanalında. Evet, o bizim aklımızı açtı. Ekip kurmayla alakalı, onu konuşuruz. Onun dışında ben aslında güzel bir podcast dinlemiştim, ondan biraz bahsetmek istiyorum. Güzel. Ondan başlayalım. Picus yatırımından bahsederiz. Hangi podcast dinledin? Aslında bunu Amerika'dan döndüğüm, hani o beyinsiz olduğum bölüm var ya. Hı. Onu çekerken Eren bahsetmişti. Paraşütlü Öğretim Bandı'nın sunucusu olan Eren. Hı hı. Şimdi dinleme şansım oldu. Business Wars diye. Yani iş savaşları diye bir podcast. Gerçekten inanılmaz güzel. Her bölümde bir tane işte rekabetini bildiğimiz çok büyük firmaların nasıl rekabet ettiğini anlatıyorlar. Ama bayağı güzel hikaye şeklinde. Mesela Marvel vs. DC. İşte Nike vs. Adidas. Yani iş yaparken iş geliştirmecilerin, satışçıların yaşadıkları durumlar nasıl rekabet ettikleri gibi mi? Yoksa daha derin? Yok, bayağı böyle bayağı derinlemesine şey anlatıyor mesela. Sony vs. Nintendo'da Sony PlayStation çıkarken Nintendo ile nasıl savaştılar falan, onu anlatıyor. İlginçmiş yani. O yani kadar bayağı, büyük şey olmuş. Şey aslında hani bu Harvard Business Review'da falan filan okuduğum vaka çalışmaları falan vardır ya. Hı hı. Onun gibi aslında yani. Bayağı derinlemesine hikayeli bir şekilde. Kim yapıyor? Ünlü bir radyocu yapıyor. Adını unuttum şimdi. Ve bayağı yani yüksek kalite olduğuna göre bir şey sponsorluğunda falan yapılıyordu muhtemelen. Bayağı içinde de reklam falan oluyor ama dinliyorsun yani reklamı da. Bu arada onu çok beğendim. Deyince aklıma şey geldi. Geçen Slack kanalında paylaşılmıştı. Bu podcastlerin gelirleri kaç? 300 küsur milyon doları mı ne çıkmış 310, geçen sene? 314 yazıyordu. Yani. %90 büyümeyle galiba ya da %100 mü? Öyle bir şeyde büyük evet, bir şey. Amerika'da en hızlı büyüyen reklam şeyi, segmenti. Çok ilginç ya. Yani bu, ben de orada şey yazmıştım yani 2 sene sonra belki burada da hissetmeye başlarız diye bir şey yazmıştım ama belki 2 seneden daha fazla olur. Çünkü zaten miktar çok büyük bir miktar değil. Bütün reklam sektörüne bakarsan büyümesi ilgi çekici ama miktarı çok çok büyük değil. Radyoculuğu direkt olarak vurdu galiba artık. Bilemiyorum, radyoculuk o kadar küçüldü mü ya? 300 milyon doların böyle hissedileceği kadar küçüldü mü radyoculuk? Yani yok, Amerika'da radyoculuk hala çok büyük ya. Yani bence radyocular dönüşmeye başlamıştır. Podcast diye bir şey var, formatımızı ona çevirelim gibi. Ama daha gelir açısından podcast hissedilmemiştir bile diye düşünüyorum. 300 milyon dolar gerçekten Amerika için çok küçük bir rakam.
Ama nispeten küçük bir yatırımla devreye soktuğun büyük bir business oldu. Evet, business oldu en azından, o kabul edildi yani. Koca koca yerler kurmana gerek yok yani podcast yapabilmek için ama. Evet, yatırım maliyetin en baş için çok fazla değil işte. Hmm. Biz de podcast'ı sonuçta yani. Bizim evet, Tuna öyle diyoruz ama sen yine illa tesis. Tuna bak, Tuna'nın kendi maliyeti yüksek. Ben... Adam podcast yapmadan maliyet var ya adamda. Yani olsun, bir ev parası gömmüş olabilir. Olabilir ama. Tuna ya, inanılmaz. İnanılmaz. Bu arada bu podcast'i şey, Wondery diye Gimlet gibi bir yer yapıyormuş aslında. Ha, Gimlet gibi yani, bir yer daha var mıymış ya, ben bilmiyordum. Tabii birkaç tane daha var aslında öyle Gimlet gibi network Wondery olan. Evet, Wondery diye bir yer yapıyormuş. Başka podcast'leri de var. Bayağı hani gerçekten güzel podcast. Tekrardan tavsiye ediyorum. LinkedIn'i de paylaşırız. NPR Affiliate diyor şeyin içinde. About the host. Bu, bunu bir radyoda çekiyorlar. Eski evet. NPR hostlarından biri mi acaba? Ya, muhtemel. Zaten NPR işte oranın TRT'si. O TRT'den ayrılanlar sürekli şu anda podcast yapmaya başladı. Bu şey gibi mi olacak yani? Tuna günün birinde ayrılacak ve kendi podcast imparatorluğunu mu kuracak? İnşallah. Tuna'da o kadar alet edevat var yani. Beni böyle mi ittireceksiniz sektör? Valla ittirmek değil de sektör bütün alet edevatlarından böyle faydalanabilir. Sonra ondan ayrılan başka podcast bir çocuk. Podcast sektörünün tüm aletlerinin %70'i bende falan filan. Aynen, monopoli oluyor böyle. Saçmalık. Millet kırılıyor böyle. Mikrofon lazım. Okey, neyse. Hep beraber tatil kafasına girdiğimiz çok belli oluyor bence bu podcast'ın içinden de. Şimdi şöyle bir şey var aslında. Biz geçen haftalarda hep konuk aldığımız için bütün esas olayları, WWDC falan hepsini atladık. Gecikti artık o konular. Evet, ve aynen. Eskide o konular. Aa, bu arada bir de E3 oldu. E3 çok iyiydi. Evet. Ama hadi neyse yani, ondan zaten nispeten az bahsediyorduk ama geçen sene WWDC'den bahsetmiştik. Hı hı. Şimdi atlıyoruz bariz bir şekilde, değil mi? Ama majör bir şey de yokmuş galiba. Hı. Çok sıkıcı ben geçmiş. Ben hiç yani görmedim, okumadım bu sefer. Yani Sami Can bir... Ben de bu arada ne olduğunu bilmiyorum. WWDC dedin, şimdi aklıma geldi WWDC'nin olduğu. Yani AI ile alakalı bir şeyler açıklandılar diye okudum. Onun dışında hiçbir şey okumadım. Ondan dolayı onu önümüzdeki bölümde biraz çalışalım, şey yapalım. Ama eğer isterseniz E3'den bahsedebilirim. Var mı fikrim? Benim hiç fikrim yok yine. Ya bu sefer gerçekten yani inanılmaz iyiydi. Oyunlar bayağı iyi yani. Önümüzdeki sene bize neyden bahsediyorsun? Biraz aç o zaman, iyi derken. Sony aldı yürüdü ya yine. Şöyle, Sony değil aslında. En büyük şey bence Witcher 3'ü yapan ekibin yeni oyunu. Hı-hı. 2 dakikalık falan bir açıklama yaptılar. RPG açıklama miydi? Değil bu arada. Şey, Cyberpunk 2077 diye bir tane çizgi roman serisi var. Onu oyun yapıyorlar. Böyle ekran, ya ana ekranı hackleyip oraya bir video yayınladılar. Ve hackleyip. Bayağı evet, böyle olmuş. Hani şey, güzel bir PR şey oldu aslında. İzlemenizi tavsiye ederim bu arada. İnanılmaz bir oyun ve şeye ya, RPG aslında, gibi bir şey mi? RPG evet. Yani bayağı bildiğin Witcher 3'ün gelecekte geçen versiyonu. Neydi adı, bir daha söyler misin? Cyberpunk 2077. Tamam. Şimdi şey, oyunun gameplay videosu da çıkmış. Ben onu izlemedim. Şimdi gördüm ve böyle valla Skype'ı kapatıp izleyeceğim, o kadar heyecanlandırdı. Ne zaman çıkıyor bu arada ya? Ben öyle heyecanlanınca gıcık oluyorum kendime. Çok geç çıkacak bir şey. 2019'da çıkacak. O kadar da çok inanılmaz. Daha geliştiriliyor yani. Evet, ama bu arada 2 yıldır geliştiriyorlar. Yani yıldan geliştirecekler zaten. Bayağı bir ham, yani şey, kabası bitmiş değil yani inşaatın öyle. Onun dışında bir de şey vardı. Last of Us diye bir oyun vardı. Abi Last of Us 2 ya. Onun evet, gameplay'i efsaneydi ya hakikaten. İzledim onu. Yani ben de izlerken yani böyle bir şey yok. Gerçekten aşmış bir oyun olmuş yani. Çok oldum ya. İzlerken tüylerim diken diken oldu. Hadi ya. Ben oynamadım bu arada Last of Us'ı. O yüzden bilmiyorum. Yani kesin oyna. Ha. Kesin oyna. Ya bak, game şöyle. Samcan'da tecrübesi vardır muhtemelen. PlayStation oyunu zaten ama yani şey, önceki oyun PlayStation 3 zamanında çıkarılmış. Ben onu remastered olarak PlayStation 4'te oynadım. Hı hı. Bana da tavsiye ettiler öyle, mutlaka oyna diye. Hikayesi çok iyi. Yani evet. Hikaye film gibi akıyor zaten. Ya sen şey, mesela çok aksiyon var gibi bir gameplay açısından
bir FPS gibi bir sinematik heyecan vermiyor. Yani. Ama bu arada gameplay de iyi. Aksiyonu çok iyiydi. Kastım şu. Oynarken içinde hissediyorsun kendini. Yani böyle kaptırıyorsun yani. Aynen, adamı vur devam et, vur devam et tarzı bir oyun değil. Hikayesi var işin içinde. O hikayeye kapılıyorsun sen de, beraber gidiyorsun. Abi bittiğinde insan ağlatıyor yani böyle insanı falan böyle. Hakikaten böyle kapılıyorsun yani hikayeye. Çok iyi ya. O açıdan tavsiye ederim. Güzel bir şey oyun. Bu bak PlayStation 3 dönemi yapılmış bir oyun bir de. Ona kapılıyorsun yani PlayStation 4 zamanında. Şu anda konuştuğumuz Last of Us 2 mi? Bunun ikincisi yıllardır bekleniyor çıksın diye. Peki hikayenin devamı mı? Devamı niteliğindeymiş. Evet. Abi ben gameplay videosunu izledim. Yani inanılmaz etkilendim. Oyun mekaniği bambaşka bir şey olmuş. Yani hikayenin tamamını izlemeden o kadar kaptıramazsın kendini ama ya bir karakter var, küçük bir kız. Şimdi bu kız... Ellen Page miydi o? Ellen Page'e oynar. Yani onun biraz daha büyümüş zamanını oynuyorsun ama şey dinamiği acayip. Mesela daha geniş bir arazide oynuyorsun. Tamam mı? Yani oyuna özgürlük mü var? Evet. Ha. Tek bir yoldan gitmiyorsun. Başka yerlerden dolanabiliyorsun. Fallout mu oldu acaba? Full gizlilik yapabiliyorsun. Full kaptırıp dalabiliyorsun insanlara. Full gizlilik yani hiç adam vurmadan yani gitmen gereken bir yer var. Erişebilirsin. Adam vurmadan. Yani full stealth diyorlar yani. Tamamen gizli. Öyle bir oyun mu o? Eğer istersen öyle de oynayabiliyorsun. Öyle de yani oynayabiliyorsun. Onu anlatmaya çalışıyorum. Deus Ex gibi yani. Hitman gibi. Sabit bir yol haritası yok. Onu demeye çalışıyorum. Yani aslında aslında Hitman'dan şey, Hitman enforce ediyor şeyi. Yani oyunu şey gibi oynarsan, AK-47 alıp adamları vurursan oynayamıyorsun ya. Tam bu öyle tersi. Değil. Ha. Şey yani eğer istersen labadı lubadı elemanlara da dalabilirsin. Muhtemelen ölürsün ama. Yani bu arada şeyi çok güzel yapmışlar. Tuna fark etmiştir videodan. Ve bence diğer oyunlarda olmayan. Şimdi karakter küçük bir kız. İlk oyunda büyük bir adamı oynuyorduk da. Yani adamı, kıza vuruyorlar. Tamam. Ve gerçekten sen dayak yemiş gibi hissediyorsun. Aynen. Abi bak, normalde bir karakter değil mi? Bunun bir hareket paterni vardır. Yani nasıl hareket edeceği bellidir. Abi mermi yağdırıyorlar kıza diyelim. Görüyorlar bunu. Bir yerinden vuruluyor ve oradan darbeyi alıp ona göre hareket etmeye başlıyor. Evet. Yani bayağı yüksek fizik motoru var ya. Muhteşem olmuş ya. Gerçek gibi oynuyorsun ya. Böyle inanamadım işte, ben izleyince. Omzuna ok saplanıyor mesela. Omzundan oku çıkartıyor. Hı-hı. İşte mesela yumruk yiyor. Bayağı böyle yani yumruğu yemiş gibi oluyorsun ya. İnanılmaz. Peki her oynadığında aynı yere yumruk yemiyor. Aynı yere ok yemiyor. İşte o garip olan o. Yani o şey, o yolu seçtiğin için başına gelen ve olasılıklardan bir tanesi. Yani şey, orada sabit bir animasyon türü yok yani içinde, onu anlatmaya çalışıyorum. Oyunun ilkinde de şimdi Tuna şey dedi ya, sonunda ağlayacak gibi oluyorsun falan diye. Zaten aslında bu yani duyguyu oyunun içerisine gömebilen nadir oyunlardan birisi. Ve bunu çok iyi yapıyor. Bu sefer iyice abartmışlar. Evet. Yani ya gerçekten ben, uçmuş yani. Hakikaten ben çok beğendim yani oyunu. İyi, ne güzel. Oynarız. Her kim bana PlayStation'ı veriyor? Ben veriyor istiyorsan. Okay. Vallahi ben şöyle söyleyeyim, bir arkadaşım oynadı, Cihan oynadı, ben izledim, bir saatini falan öyle oynadık yani. Böyle film gibi izleyebiliyorsun. Evet, büyük olsun, yanındakine de izlemek zevk veriyordur. Çok güzel ya, artık yeni oyunlar bu şekilde. Bir şey çıktı değil mi yeni? Detroit Became Human mı? Öyle bir şey çıktı. Evet. Detroit Being Human da çok iyi. Aynı öyle bir şey, unuttum ismini, tam bilmiyorum. Onun da mesela hikayesi şey, seçeneklerle yürüyor. Yani sen bir karar alıyorsun, her ara ara hikaye akıyor, bir yerlerde duruyorsun ve karar alman gerekiyor. Aldığın karara göre filmin akışı değişiyor. Film gibi takip ediyorsun. Geçen bir tanesini oynuyordum. Bu tarz bir oyun vardı. İsmini şey hatırıma gelmedi. Eski oyunlardan birisi. Hmm. Sony PlayStation'ın bu Plus üyeliklerinde bedava oyunlar veriliyor ya. Ayda iki tane falan. Hmm. Onlardan bir tanesiydi. Geçen ayın oyunuydu. Hatırıma gelmedi. Two Souls. Bir şey Two Souls. Adını unuttum. Evet, işte Ellen Page'in oynadığı oyun. Ellen Page'in oynadığı oyun oydu. Şimdi o oyunda mesela film gibi akıyor. Nurcan pek ilgisi yoktur benim eşimin böyle bilgisayar oyunlarıyla. Beyond Two Souls. Beyond Two Souls diye. Abi şey, yanımda bir saat ayakta izledi kız ya. He, çok ya, iyi ya. Çünkü
şey, hikaye oyunu oynamayla değil aslında, hikaye var ortada ve onu bir film gibi izliyorsun. Sen ilerlerken, oyunu oynarken o da izleyebiliyor. Aynen öyle. Çok iyi bir ikili olmuş ya bu. Muhteşem. Böyle şey dedi, bu nasıl bir şey oyun ya, böyle mi oluyor oyunlar artık falan dedi, kız bile şaşırdı. Şey, bu arada bu oyunu yapan firma ile Detroit Become Human'ı yapan da aynı. Quantic Dream diye bir firma. Evet. Çok zaten belli adamların zaten. Olayı bu şey yani, hani o duygusal şeyi hissettirme olayına kasıyorlar onlar da bayağı. Aynen. Ve oyun farklı şekillerde bitebiliyor. Öyle bir seçenek durumu var. Demin dediğiniz oyun neydi? Detroit? Detroit Become Human. Being Human. Become Human. Become Human. Pardon. Evet. Şeyi seversin Barış sen. Detroit Become Human'ı seversen, hatta ben sana bir kez evde şeyi izletmiştim. Mass Effect gibi mi? Yok. Şeye benziyor ya. Point and Click Adventure gibi biraz... Öyle düşün yani. Grim Fandango. Eski adventure oyunları gibi. Sana bir tane Kara diye bir böyle Android'in YouTube videosunu izlettirmiştim. Hatırlamıyorum. Hatırlıyor musun? Kızı böyle assemble ediyorlardı, birleştiriyorlardı. Sonra kızın canlı olduğunu anlayıp ayrıştırıyorlardı. Onun hikayesi de öyle işte. Bu arada zaten olay şu. Bu Quantic Dreams PlayStation Sony ekibiyle çok yakından çalışıyor. Çünkü bu adamlar deli gibi motion capture'a kasıyorlar. Yani surat, ifade falan onlara kasıyorlar. Ve bir tane Kara diye bir tane yani Kara diye bir kızın hikayesini yapan bir video yaptılar. Hani aslında demo için. Olay da şu. Kız böyle bir Android fabrikasında. Bir tane adam da testini yapıyor. Hani çalışıyor mu diye. İşte bir yandan kızı entegre ediyorlar ve parçaları birleştiriyorlar. Kıza sorular soruyor işte, adın ne, bilmem ne, işte ID'ni söyle falan filan diye böyle. Testleri yapıyor. Fransızca konuş, İngilizce konuş, Japonca konuş falan. Sonra kız bir yerde şey diyor işte, şimdi biz seni kutuya koyacağız, satacağız falan filan diyor adam. Kız da böyle durup, nasıl yani? Ben öyle olmayacağını düşünmüştüm diyor. Adam böyle, ne düşünmüş müydün? Sen nasıl düşünmemem lazım falan deyip böyle. Sonra bu video o kadar beğenildi ki böyle YouTube'da falan hayvan gibi paylaşıldı, her yerde olay oldu. Adamlar aslında bu konsepti oradan çıkarttılar. İyiymiş gerçekten. Bir PlayStation almanın vakti gelmiş, kimse de haber vermiyormuş ya. Evet. Ya oyunlar çok pahalandı ama. İşin doğrusu yani kur falan zıplayınca bu AAA oyunlar ciddi böyle 300-350 lira falan aşağı yukarı. Fena tabii. Ciddi paralara geliyor. İşte böyle plus üyelikleri falan alırsan bazen fırsatlar denk geliyor veya işte çok kişi alınca bir indirim olmuyor mu? Toplanırsak bir güzellik yapmaz. Ne bileyim, bizim Slack kanalından bir 10 kişi bir oyunu alsak mesela, bize bir şeyler yapmaz zannetmiyorum. Galiba CD alıp elden ele şey yapanlar var. Paylaşanlar. Ben CD ile hiç almadım. Hep network'tan download ediyorum da. Aynı, ben de öyle yapıyorum. Evet, CD. CD alınca tabii bu oyundan çok online bir tarafı yok çünkü. Yani multiplayer yok, bir yok. O yüzden. Bu söylediklerimizde evet multiplayer olayı yok. Ama yani gerçekten o paraya değecek kadar ben keyif aldım. İlginç yani, bak bunu Tuna'nın söylüyor olması bana ilginç geliyor. Çünkü o kadar hardcore gamer ben, değil. Ben gamer değilim aynen. Ama bu iyi bir gösterge. Böyle seçmece bir iki tane oyun oynamışlığım var. Yani ben Sony'nin genelde şey, kendi ürettirdiği oyunların hemen hepsini oynarım. Mesela God of War'ı oynadın mı? Geriden oynarım. Yok, henüz almadım. Zaman bulursam oynayacağım ama geriden oynarım. Yani bir sene sonra oynayabilirim falan ama oynarım yani. Mutlaka o özel üretilmiş oyunlara bakıyorum. Bunların içerisinde önemli bak dediğim o Beyond Two Souls, bak PlayStation 3 dönemi oyunu. Kaç sene, 5 sene öncesi sanat eseri gibi onlar. Sanat eseri gibi hakikaten ya. Çok hoşuma gitti yani oyun. Çok iyi ya. Şimdi bayağı iyi review benim. Bu konuya sadece son olarak şey söyleyeceğim. Şimdi bu Cyberpunk 2077 benim için neden önemliydi? Çünkü onu yapan firma Witcher 3'ü yapan firma. CD Projekt Red. Ve bu adamlar Polonyalılar abi. Evet. Kaç kez bahsettik bundan yani. İşte milyar dolarlık bir intellectual property olabilecek yani. Bütün dünyada Witcher 3'ün şimdi Netflix dizisini falan yapıyor. Tabii. Evet. Saçma sapan Polonya'nın şey gibi oldu ya. Milli içeceği gibi bir şey oldu yani Witcher. Tabii. Aynen. Ve böyle bu arada adamların hikayesi bayağı komik. Bunlar zamanında Baldur's Gate'i yapan Black Isle diye bir firma vardı. Oradan ayrılma mı? Yok, onun lehçe seslendirmesini yapıyorlar. Ondan sonra bir şekilde Black Isle'a baktığı zaman Baldur's Gate'in source kodu bunlarda kalıyor. Yok artık. Bunlar da aslında Witcher şeyini onun üzerinden yapmaya başlıyorlar. Witcher 1'i falan gibi böyle garip hikayeleri var. Ama yani şey, aslında zamanında ilk başladıklarında bu olaya
Şeymiş ya, Sovyetler Birliği'nde demiş Polonya. Polonya Sovyetler Birliği'nde miymiş? Evet evet, yani o zaman yani demir perde zamandan kalma bir şey bu. Polonya Sovyetler Birliği'nde değildi hiçbir zaman. Tabii canım ya, işte şey değildi yani, Sovyetler Birliği'nde dediğim etkisi şey. Etkisi altındaydı demek istiyorsun. Evet evet, etkisi altında. Yani böyle demir perde ülkesi gibi değil mi? İkinci Dünya Savaşı'nda işgal edildiler sonra ama o kadar. Yok yok, demir perde ülkesi canım Polonya. Şeydi işte yani Varşova Pakt'ın bir parçasıydı. Peki. Yanın her şeyi şey yapıyorum yani. Yani bu halde olan bir ülkeden adamlar çıkıp ama şu anda Polonya yani. IT açısından, teknik eleman açısından inanılmaz iyi bir aşamada, inanılmaz iyi bir yerde. Yani Hindistan'la falan karşılaştırmıyorum tabii ki ama Avrupa'da bulunup o kadar bütün ülkelere yakın olup o kadar iyi olan bir ülke yok. Polonya en iyisi benim bildiğim kadarıyla. Hı, ucuzluk hani açısından, kalite Avrupa açısından. Avrupa Birliği'nin en büyük şeyinden yararlanmış olan. Yani işte bizde de şu anda bence oyun sektörü böyle bir yere doğru gidecek inşallah. Yani bir 10 sene içerisinde bunu görürüz. Benim de en büyük hayalim aslında Witcher 3'ün hikayesi Polonyalı bir yazarın yazdığı kitaptan uyarlama. Ben de aynısını İhsan Oktayanır'ın Puslu Kıtalar Atlası için yapmak istiyorum. Vay be, bu bayağı iyi bir şey bu arada, ne derler, hedef. Yani bunu yaparsan gerçekten çok epik bir şey olmuş olur. Çünkü yani Türkiye'de zaten bunlar ne kadar yapılıyor. Bir de gidip o adamın o kitabından alıntılayarak yapsam bunu, yani daha iyi lokal bir şey çıkamazdı heralde derim. Evet, şey, globalde de başarılı olabilecek. Kesinlikle aynen öyle. Zaten ben yani durmadan onu söylüyoruz ya hep beraber. Bizde inanılmaz ilginç, iyi değerler var. Geçmişte de bulunmuşlar. Ama biz hiçbir şekilde onların üstüne gitmedik. Onları çıkartamadık. Çünkü işte özgüven falan, neyse o tarafa girmiyorum. Bu arada demin aklımdaydı, söylemeyi unuttum. Şey, Polonya'nın milli içeceği gibi oldu dedin ya Witcher. Şeyde Obama Polonya ziyareti yaptığında şey, Witcher 3 oyunu verdi başbakan. Polonya başbakanı hediye etti adama yani. Adamlar böyle bayrak verir gibi onu veriyor falan. Tabii, tabii canım, aynen aynen. Biz böyle şey, İznik Çinisi ve yanında Witcher falan. Çok komik. İşte nereden nereye. Neyse, bu konuyla da ilgili ne kadar çok konuştuk. Bütün bölümü bununla konuştuk. Arkadaşlar görüşmek üzere falan deyip kapatacağız. İçimizde kalmış ya oyunlar. Evet ya, çok uzun zamandır konuşmuyorduk. Biri çok eleştirdi oyunla ilgili. Ya oyun konuşuyorsunuz, ne alakası var falan diye. Bizi konuşmamaya başlamıştık ama şimdi konuştuk, iyi oldu bence de. Yani ama şey önemli. Hepimizin de ya sonuçta biz oyunla büyüdüğümüz için evet, sinemadan neredeyse daha fazla bir etkisi var üzerimizde hepsinin. Evet, birazcık da tüketimden biz konuşalım. Ya. Hep üretim. Biz de tüketen aynen insanlarız, yapacak bir şey yok. Aynen. Neyse, diğer konuya o zaman hızlıca geçiyorum. Evet. Daha çok vakit almamak için. Şimdi bizim Slack grubunda son bugün mü hatta, evet bugün. Tolga diye bir arkadaş. Tolga diye yazdı. Biri yaklaşık 20 yıldır IT konusunda kurumsal şirketlerde üst düzey yöneticilik yaptığı için benden büyük olduğunu varsayarak konuşacağım. Zaten varsaymama gerek yok, bu dünyanın yani en bariz. 20 yıllık bir tecrübe varsa 45 yaşlarına gelmiş birisinden bahsediyoruz. Evet, hatta da daha da olabilir çünkü hani o sektörden başka bir sektörde de tecrübesi vardır falan filan. Neyse. Yani o bir sorular sordu ve bence bunlardan geniş bir şekilde bahsetmek herkesin faydasına olabilir diye düşündük. O yüzden podcast'a taşımak istedik. Ben şimdi o soruları okuyayım. Sonra da konuşalım bence. Şimdi direkt alıntılıyorum. Bunu da bak, aslında Tuna'nın yapması gerekiyordu. Ben yapıyorum. Alıntılıyım, tamam. Tamam. Hemen alıyorum. Şu şeyden itibaren, tecrübelerinize dayanaraktan itibaren. Dur. O zaman şöyle yapacağım. Bakayım. Tuna bir şeyler yapıyor. Ses. Evet. Allah. Tecrübelerinize dayanarak. Çok özür dilerim. Çok saçma ya. Dur bir dakika. Tecrübelerinize dayanarak bir startupta takım nasıl oluşturulur? Ne şekilde ve nerelerden ekip üyeleri bulunabilir? Tecrübeli mi yoksa yeni mezun ama istekli kişileri mi ekibe dahil etmek gerekir? Motivasyon nasıl sağlanır? Ücretlendirme, kardan ya da cirodan pay verme ya da şirket ortağı yapma hangi şartlarda nasıl yapılmalı? Abi çok fazla bir moda girdim. Gerçekten ya bunu böyle dinleyince. Kafamı kapattım, gözümden yaş geldi. Yani. Daha fazla bölmek istemedim. Şimdi ciddiye alamadım ya soruları. Evet. Okay, ben şimdi ben tekrar okuyorum. Da. Startup'ta takım nasıl oluşturulur? Tamam, yani anladık aslında. Ben hızlıca bir şey söyleyeyim. Şimdi istersen hikayesinden de biraz bahsedelim. Yani bu sorular ne üstüne geldi? O da bence o konteksti vermek açısından önemli.
İstersen şu ikinci paragrafı da okuyabilirsin Tuna, ama normal okuyorsun. Dur ben şimdi koparım ama. Şu şeyden bahsediyorum. Üçüncü yıl. Üçüncü yıl diyorum. Üç yıl önce. Bakayım. 3 yıl önce bir startup tecrübemiz oldu. Finansal pazar, pazarlama ve ikili ilişkiler konusunda rahattık. Aralarında banka, perakende ve lojistik olmak üzere birçok büyük şirkete CEO düzeyinde erişebiliyorduk. Hatta daha MVP ortada yokken pazar yoklaması için açmış olduğumuz site üzerinden başta İsrail olmak üzere birçok ülkeden işbirliği teklifleri geldi demiş. Okey, yani bu aslında şeyle ilgili bir sorun. Pazarın bulunduğu ama MVP'nin bir şekilde pazara çıkamadığı bir durumun sonrasında sorulan sorular. Evet, bir hemen altında bir paragraf daha varmış, oradan devam edeyim. Fakat kurumsal yapıdan gelmenin verdiği koşullanmayla normal bir şirket gibi süreci ilerletmeye çalıştığımız için ekibimizi kuramadık. Birçok kaynak okuduk, değerlendirdik fakat İK tarafındaki modeli bir türlü oluşturamadık. Yani insan kaynağı ile ilgili bunların problemi olmuş. Evet. Ondan ötürü de bize sorular sormuş. Ne aynen. Sami Can, sen istersen giriş, sonra da konuşalım. Okey. Yani şimdi bu çok zor bir soru. Parça parça cevaplamak lazım. Önce şeyi söylemek lazım. Herhalde böyle hap gibi bir cevabı yok herhalde yani. Ben zaten ilk görünce bunu şöyle düşündüm. Bir startup'ta takım nasıl oluşturulur? Bence öncesinde bir soru var. Bir startup'ta takım ne zaman takım nasıl oluşturulur? Anlatabiliyor muyum? Yani hangi safhadasın? Farklı safhalarında, farklı fazlarında farklı tip ekipler kurmak gerekiyor zaten. Hani öyle de bir durum var. Şey çünkü şimdi ilk şirketi kurduğunda muhtemelen full sana dedike olacak ve yanında seninle canlı başla çalışacak bir ortak bulman lazım zaten. Kesinlikle. Bu arada işte bu çok fazla burada referansını verdik. Startup Genome Project diye bir tane bu işte Steven Blank'in yaptığı rapor vardı mesela. Analiz vardı. Orada şeyde çok büyük bir fark var. Tek kişilik founder ekiplerin olduğu şirketlerde, girişimlerde başarı oranı çok daha düşüyor. Öyle çünkü zaten hep anlatıyoruz yani psikolojinizi bayağı kaydıran bir durum startup. Ve bunu yaparken yani bir gün öyle bir gün böyle falan bir noktadan sonra adam ortadaki çatlıyor yani ondan dolayı iki kişilik bir ekip bile yani iki kişi olmak bayağı iyi yani birini kesinlikle bulmaya çalışın. Bir de şöyle bir durum var, burada galiba bir ortak var ama bu iki ortak da teknik altyapıya sahip değiller, ürünü çıkartabilecek seviyede değiller, o yüzden problem yaşıyorlar yani MVP'yi kendi kendilerine çıkartamıyorlar. Bence bu bayağı kritik bir süreç. İşte Tuna'yla biz zaten şeyin öncesinde konuşuyorduk, podcast'ın öncesinde. Yani iki kişinin iyi bir fikrim var ya da bir kişinin iyi bir fikrim var ama birilerinin yapması gerekiyor. Birine para verip yaptırabilirsin ki o bir startup yolu değil. Çünkü ondan sonrasının şeyi gelmiyor, devamı gelmiyor. İşleri ilerletemiyorsun. Çünkü belli ki ilk çıkacak ürün senin nihai ürün değil. Durmadan gelişmesi gerekiyor. O yüzden değiştirecek de birisi lazım yanında. O yüzden ne olursa olsun teknik bir co-founder'ın ortağın bulunması gerekiyor diye yani düşünüyorum. Ben çok katılmıyorum buna bu arada artık. Çünkü artık teknik olarak bir şeyleri yapmanın bariyeri o kadar düştü ki. Yok, ben bu arada şey demiyorum. Sen yapabiliyorsan yap tabii ki. İlk aşama kesinlikle o. Ama yapamıyorsan yapacak biri sana dedike olarak hep lazım. Ama bunu parayla bulmaman lazım bence. İşte orada şöyle bir şey var. Bence teknik olarak bir şeyleri yapabilecek adamdan çok problemi net bir şekilde yaşayan, bilen ve hani o problemi dert edinen kişinin yani dertin sahiplenilmiş olması lazım kurucu ekip tarafından. Yani bu çok önemli bence. Ben hep bunun daha önemli olduğunu düşünüyorum. Yok, ben... Sen sürekli bir şekilde bu derdi yaşıyorsan ondan sonra teknik şeymiş bilmem neymiş falan filan kafayı kırıyorsun. Yapıyorsun. Nitekim mesela Picus'ta bizim yani Volkan'ın coding kapabiliteleri var ama aslında siber güvenlikçilerle yazılımcılar birbirlerinden çok farklı. Doğru. Ondan siber güvenlik biliyor Volkan'da ve aslında yanına teknik bir founder alıp böyle başında duruyor. İlk yaptıkları minimum viable product bu arada command line'da çalışan bir şey yani. O şekilde başlamışlar. Ama yani problemi yaşadığın zaman bir şekilde onu zaten hayata geçirme güdüsünü buluyorsun. Yok yani öyle olabilir, çoğu bir sürü yerde öyle oluyor ama işte bunun gibi insan kaynağında sorun yaşayan yerlerde de sonuçta bulamayıp yok olabiliyorsun da.
Eğer yok olmak istemiyorsan ya kendin yapacaksın ya da yanında yapabilen bir adam olması gerekiyor. Öbür türlü belli ki olmuyor. Yani bulabilen de var. Outsource eden var mesela. Bir yere kadar gidiyorlar ama bence yani çok startup şeyine bakarsak yani yüksek bir sample, büyük bir sample size'a bakarsak bence onun oranı çok azdır. Öyle gidip başarılı olanlar. Outsource'da falan. Neyse şimdi ikinci şeye geçeyim. Ne şekilde ve nerelerden ekip üyeleri bulunabilir? Şimdi bence burada kritik kelime ekip üyeleri. Hı-hı. Şimdi ekip üyeleri derken acaba normal işe alacağım insan. Yani ortak mı çalışan mı? O ayrım çok kritik. Ekip üyeleri deyince benim aklıma çalışan geliyor. Şimdi daha yeni benim eşimin yeğeni bir kızcağız. Bize misafir olmuştu geçen günlerde. Kendisi zaten bir yerde sohbet ederken söylemişti. Aklına çok güzel bir girişim fikri gelmiş. Fakat şey diyor, ben yazılımcı değilim. Şey de değilim, yani bu konuda bilgi sahibi de değilim, ilgi sahibi de değilim dedi. Fakat kafasında işte bir problem var. Onun çözüm için kafasında bir şey belirlemiş. Benim bunun için teknik birilerine ihtiyacım var. Nereden bulacağım ben bu insanları diyor. Yani hakikaten co-founder veya çalışan fark etmez. Bu kaynağı nereden bulacak bu insanlar? Network. Networking yapacak. Tanışacak. Zaman geçirecek. Ondan sonra evlenecek. Çocuk sahibi olacak. Devam ediyormuş yani. Ama gerçekten de öyle yani. Demin seninle konuşurken dedik ya zaten. Mesela bir tane birini gördün ve çok yetenekli, iyi adam. İki gündür tanıyorsun. Hı hı. O adamla büyük olasılıkla iki gündür tanıdığın adamla ortak olmayacaksın. Olmamalısın bence yani. Bilmiyorum, bana çok geliyor. Ama işte bir yerde iki yıl çalışmışsındır, iki tane dışarıdan proje yapmışsındır, üç tane başka yerden referansını duymuşsundur gibi adamlarla biraz daha rahat çalışabiliyorsun. Hem sen tanıyorsun hem başkasının güzel bir referansı var falan filan. Öbür tür durumlarda iş ilerleyemiyor çünkü çok yüzeysel kalıyor. Ne, o yüzden de olabildiğince çok networking yapıp çok insanla tanışıp onlarla küçük projeler yapıp farklı yerlerden o insanlarla ilgili haberler alıp onların üzerine giderek onlara bir teklifte bulunabilirsin. Yani işte ben mesela Tuna'yı 2 yıldır tanıyorum. İşte Tuna ses aletleri konusunda inanılmaz şey. Benim de aklımda onunla ilgili bir fikir var. Ya Tuna bak, benim böyle böyle bir fikrim var. Ben bunu seninle beraber yapmak istiyorum. Sen ne düşünürsün? Doğru. Şimdi bunu ne zaman söylüyorsun ama 2 sene geçtikten sonra. Yani. Aynen öyle. Ha şimdi... Üniversite çağında arkadaşlardan bahsediyoruz. Bu insanların aklında zehir gibi şeyler var. Güzel güzel fikirler üretiyorlar. Fakat teknik bilgisi yok. Yani tamamen uyduruyor. Bir adam işletme bölümü okuyor. Yani. Öyle basit konuşalım. Bilgisayarcı değil veya yazılım bilmiyor. Frontend, backend hiçbir şeyden haberi yok. Ama kafasında bir problem var. Sami Can dediği gibi. Problemi çözmek için bir fikri var. Nasıl hayata geçireceği hakkında hiçbir fikri yok ama. Burada ona bayağı bir destek lazım değil mi şimdi? Doğru. Nereden bulacak bu desteği? Girişimci muhabbet meetup'ına gelecek. Ağzından bunu çıkarttırıyoruz. Orada ne bileyim işte Furkan'la karşılaşacak. İşte bu yine şey değil mi? İki gün önce tanıştığın adamla evet zaten ondan sonra çalışmak. İki gün sonra hemen ortak olup o projeye çıksın demiyorum. Furkan'la gidecek, daha küçük bir proje yapacak böyle. Yani community inviter yapacak. Bir çay içecek. Bir çay içecek, konuşacak. Akla fikri birbirine uyuyor mu ona bakacak. Ondan sonra ha bak benim daha büyük şöyle bir fikrim var. Buna böyle dedike olmak ister misin bu işte? Ben bunu hayatımı bunu adayacağım falan gibi büyük laflar edilecek. Hı-hı. O zaman girilecek. Bana öyle geliyor gerçekçisi. Bilmiyorum Samcan, sen ne düşünüyorsun yani? Vallahi şey yani düşünmüyorum. Bence vallahi şöyle bir şey var. Bence zaten en basitinden HTML, CSS bilmeden yazılımla alakalı bir şey bilmeyen arkadaşlar. onu kesinlikle söyleyeyim. Ya öyle, çünkü burada da şöyle bir problem oluyor. Yazılımcıyla Barış bunu gayet iyi bilir. Yazılımcıları yönetmek çok zor. Yani beraber çalıştığınızda founder olsanız dahi yönetmek çok zor. Founder değilken de yönetmek çok zor. Onun en azından yazılımcılarla nasıl çalışılır falan filan bir anlamak, bilmek, öğrenmek lazım. Doğru. Ama üniversite öğrencisine sen şimdi bunu diyemezsin ki, o tecrübe hiç yok. O ortaklık fail edince o tecrübeyle hayatına devam edecek zaten. Oradaki güzellik o. O orada o kazığı yiyecek, o saatlerini boşa harcayacak. İşte boşa dediğim yani hani bir şeyler yapacak ve karşılığını alamadığını düşünecek falan. Sonra diyecek ki bak benim bunları bilmem gerekiyormuş. Bilmeden ben bir daha ortaklığa girmeyeyim deyip ikinci ortaklığına girecek. Onunla da yani, diyecek ki bilmem ne falan. Bu arada işte aslında daha fazla keşke etkinlik olsa da bu tarz buluşmaları yapabilecek. Çünkü aslında bir yazılımcının kafasında bizim zaten business'tan anlayan insanlara çok ihtiyacımız yok gibi garip bir düşünce oluyor.
Ve business'tan anlayan ve yani kafasında problem olan insanlar da yazılımcıları bulmakta çok zorlanıyor. Keşke bunları bir araya getirecek böyle girişimci muhabbeti meetup'ları nasıl olsa diye. Girişimci muhabbetinin daha çok meetup yapmasını mı isteyeceğiz? Yani bölümün sonunda onu söyleyelim bari. Evet, aynen bunu söylemek istiyordum Barış'cığım. Sen buna bir el at bence. Yani ben Ankara'da yaptım. Bizim bu Slack kanalı aslında ciddi bir şey yani. Hazine oldu burada. Evet. Çok insan toplandı. Yes. Böyle bir şey var mı peki sizin bildiğiniz böyle bunun gibi mecralar? Hmm. Çünkü şey yok herhalde böyle matchmaking gibi birbirleriyle eşleştiren. İşte ben şunu arıyorum, ben de bu... Acaba onun gibi bir aplikasyon mu yapsak? Ben bunu arıyorum. Böyle bir şey var mı bildiğiniz? Tinder var. Yok gerçekten. Yani benim, kabiliyetlerine benim göre demek istiyorum. Startup projemin adı şey, benim ilk startup projem buydu. Skill'lerine göre insanları matchlemeye çalışıyorum. Işte. Ya seninki çok komplike ya. Ben diyorum ki Tinder'a ben gireyim. Abi ben frontend işte JavaScript bilen işte Ruby yazan falan bir adam arıyorum diyeyim. Kendi ne istiyorsan. İşte bunları da bilmem gerekiyor tabii bu arada. Hı-hı. Sonra o adam da ben de Ruby'ciyim falan diye girsin. Böyle ben aa ya bu okey deyip işte şey yapayım swipe edeyim o da beni swipe etsin. Match alalım. Bir çay içelim. Tamam, yani şey ama Tinder arayüzü bunun için çok doğru mu bilemedim. İkisinin arasındaki frekans farkından kaynaklı olan bir problem var yani. Ben şurada soruya cevap verirken startup fikri çıkarıyorsunuz. Durun durun. Ya ne yapayım? İki dakika durun. Bu arada bir şey diyeceğim. Bence olabilir mi? Girişimci muhabbet etrafında da yapılabilir bu. Evet, yani aslında şöyle bir şey var. Biri bizim bize yardım etse ben product manager olurum bu işin. Barış'la aslında konuştuğumuz ve Slack'te insanlar isimlerine hashtag koyabilse. Hmm. Evet, Slack'te öyle bir boşluk. O zaman bile bayağı çözülürdü. Şey mi diyorsun? Aranabilir olsa bilir. Yani bu Slack kanalındaki frontendcilere bir bakmak istiyorum. Evet, aynen. Ama bizim Slack zaten bedava ya. History durmuyor, hiçbir şey durmuyor. Evet. Yani o yapılacak bir şey değil. Biz ancak öyle bir app yaparız. Kendi database'imizde tutarız her şeyi. İstediğimiz gibi de editleriz. Ona göre bir matchmaking şey çıkar. İyi tamam bak ben bu fikri sevdim. Yeni bir fikir geldi. Yani herkese atıyorum birer böyle rozet, badge gibi bir şey olur her profilde. Hı hı. Adam işte frontendçi, işte bilmem neci, falan siz biliyorsunuz Ruby'ci falan. Bunun gibi stickerları olur. Yes. Filtrelemen için parametreler yani. Tamam yeni şey. Startup'ımızın ismi belli oldu. İsmi ama yani böyle bir şey yok herhalde. Yani bilmiyorum ya bu kadar tabii bizim bahsettiğimiz gibi bu kadar net bir şekilde bu amaca hizmet eden bence yok. Ama bir sürü bu görüşme var, buluşma var. Her yerde her bir sürü şey oluyor. Yani onları takip etmek lazım. Okay. Böyle bir proje yapalım o zaman ya. Ben vallahi bunu yapmak isterim. Ben de isterim. Ya bir şekilde LinkedIn'den filtrelenerek bir şeyler alınabilir bu anlamda. LinkedIn'den ama hiçbir şekilde hiçbir şey alamıyorsun abi. Yatan adamların olayı o yani. Gıcık herifler ya. LinkedIn'de böyle şey 3-5 kez böyle arda arda çok hızlı arama yap. Acaba robot musun? Falan deyip seni atıyor. Yarası varmış adam ya. Sami'nin hayatı LinkedIn'de geçiyor ya ben biliyorum. Neyse. Bir sonraki soruya geçeyim. Hızlıca devam edelim çünkü. Tecrübeli mi yoksa yeni mezun ama istekli kişileri mi ekibe dahil etmek gerekir? Şimdi bence şu anda mesela bizim Picus'ta tecrübelilere de ihtiyacımız var. Ama daha çok aslında bir işin ucundan tutacak, bir şeyler öğrenmeye niyetli üniversiteden yeni mezun insanlara ihtiyacımız var. Neden? Çünkü şirket çok hızlı büyüdüğünde zaten böyle her 3 ayda bir gömlek değiştiriyor. Yes. Farklı bir şirket oluyor. Sen orayı alıp böyle 15 yıldır kurumsal şirkette çalışan bir adamı falan oturttuğunda adam böyle abi ne oluyor bu şirket daha önce böyle değildi falan diye böyle kafayı yiyebilir. Ondan aslında böyle şey yapabilecek hani sürekli bu değişime ayak uydurabilecek falan filan genç insanlarla çalışmak çok önemli. Ama ondan sonra bir kırılma noktası oluyor. Barış sen bizim etkinliğe gelmiştin bu Scale'daki şey etkinliğine. Orada da Ranjel Gülaç'ın söylediği. Hani böyle ara elemanlar var ama ondan sonra gerçekten hani olaylara sadece metriklerle bakan ve böyle işte böyle tamamen Tuna gibi insanlar bulman lazım aslında. Tuna gibi nasıl böyle bir şey o? Ne demek istedim? Anlamadım ben. Ya hayır yani çok uzun süre kurumsal hayatta çalışmış ve böyle hani kafası metriklerle corporate adam bulacak. KPI'lerle, bilmemlerle falan filan çalışan ve böyle hani düzen getirip böyle artık ya kişilerden bağımsız bir yapı kurmaya niyetli olup hani evet, sistem yaratacak adam lazım. Evet. Anladım. Yani senin dediğin şu aslında. Şimdi bu tarz şirketler belli bir boyutun üstüne çıktığı zaman kontrol edilebilirlik kayboluyor artık. Hı-hı. Yani planın peşinden koşma yerine herkes kendi planının peşinde koşmaya başlıyor. Bunları bir şey
aynı yöne doğru çevirmesi gereken adamlar var şirkette. Yani onu sen hedef kartlarıyla yapabiliyorsun. Hı hı. Başka KPI'lerle yapabiliyorsun. Gerekiyorsa kırbaçlamayla yapabiliyorsun. Yani neyse adı, her türlü uygulamalar yapılabilir. Öyle adamlara belli bir, evet, bir tipping point, yani bir şeyin üzerine geçince bunu yapmak gerekiyor maalesef. Kurumsalda da böyle, farklı değil. Tabii ya, burada ben şey görüyorum, yani tecrübeli mi yeni mezun mu şeyinde belli bir oran var. 4 tane yeni mezuna 1 tane tecrübeli gibi bir şey diyebilirim ben basitçe. Çünkü o oran değişirse, yeni mezun oranı artarsa bu sefer kültür elinden kaçırabiliyorsun, evet, ve ekspertizi şey yapıyorsun, yayamıyorsun istediğin kadar. O şey bir şey, yani hani yeni mezun ucuzdur, tecrübeli pahalıdır diye bir şey var ya. Mesela tecrübeli pahalıdır, operasyonel olarak çok iş yapmaz diye bir genelleme vardır. Yeni mezun her şeyi yapar ama ne yapacağıyla ilgili hiçbir fikri yoktur. Tecrübeli adamdan öğrenmesi gerekir. O yüzden orada bir oran var. İşte 1'e 4, 1'e 6 arası bence uygun gibi. Eğer tecrübeli adam eksikliği hissediyorsan şirketin içinde de, o bence çok kritik bir şey. Çünkü o yeni mezunlara yeteri kadar ekspertiz veremiyorsundur. O adamların gitgide sana verdiği katma değer azalır. Ben bayağı gördüm. Bir de şöyle insanlar da önemli. Mesela atıyorum kariyerinde bir yere kadar gelmiş ve bir sonraki seviyeye atlamak isteyen. Mesela atıyorum sürekli böyle operasyonel işler yapıp böyle bunları çok iyi kotaran ama artık biraz daha insan yönetmek isteyen. İşte ya da ne bileyim pozisyon biraz değiştirmek isteyen, yani atıyorum iş etiğine çok iyi hakim olan ama o işi değil de başka bir iş yapmak isteyen insanlar falan bayağı iyi olabiliyor. Çünkü kendini gösterme ihtiyacı olan insanlar çok iyi performans yapıyor. Çok daha iyi performans gösteriyor. Kesinlikle. Çok doğru. Aynen, yani bu çok şey. Ama dediğim gibi, yani bu case'e özel olarak dersek, iki tane co-founder varsa ortamda ve ürünün de yapılabildiğini varsayıyorum, 2-3 tane yeni mezunla bayağı bir iş yapılır. Yani 5 kişi full dedike bir ekipte çalışıyorsa, 3'ü tecrübesiz, 2'si tecrübeliyse, yani bu ne bileyim seri Z'ye kadar gider bence bu, yani. O kadar da yeterli bir ekip olmalı bence. Bilmiyorum yani, 5 kişi bana bayağı çok geliyor. Çoğu yerde işte 2 kişiyle, 3 kişiyle çok ciddi işler yapıyorlar. Ben her yerde görüyorum. Özellikle Amerika'da, yani Türkiye'de ne kadar bu böyle bilmiyorum da, 5 kişi bayağı takım demek ya. Bayağı şirket demek yani. Evet. Geçiyorum. Bu ilginç bir soru. Motivasyon nasıl sağlanır? Yani diğer soruyla birleştiririm isterseniz. Çünkü bence oradan bir şey var. Ücretlendirme, kardan ya da cirodan pay verme ya da şirket ortağı yapma hangi şartlarda nasıl yapılmalı? Ya, bu soruların peş peşe gelmesinde şunu anlıyorum. Motivasyon eşittir para mıdır? Yani. Parayla mı motive etmeliyiz? Startup'ta bu böyle değildir. Olmamalıdır. Öyleyse kendinize bir dönüp bakmanız gerekir. Ya para tabii ki geçinecek kadar para herkese lazım. Ama sadece oradaki para için gelmiş olanlar, yani X şirketinde alacağı paradan daha fazlasını startup'ta alıyorsa ve sadece bu para onu heveslendiriyorsa, orada kötü bir eşleşme olmuş olabilir. Ona dikkat etmek gerekir. Evet. Bilmiyorum, ben böyle düşünüyorum. Ben böyle, yani gördüm. Şöyle bir şey var. Burada şöyle bir denklem var aslında. Startup'larda çalışan insanlar şirketin yükselişine ortak olmak istiyorlar. Evet. Bu yükseliş bu arada değer olarak yükselme. Aynı zamanda geçen işte Berkay abinin söylediği gibi aslında yani bir şirket mesela teknik anlamda da çok iyi yükseliyor olabilir. Know-how birikiyor içeride. Yani evet, bilgi birikimi de artıyor olabilir ve yani o yükselişin bir parçası olmak isteyen insanlar genellikle girişimlere giriyor ve oralarda çalışıyor. Ama elbette ki hisse bunun realize olmuş. Evet, aynen, realize olmuş hallerinden birisi. Ondan dolayı mesela biz Picus'ta aldığımız üniversiteden çıkma adama bile çok küçük de olsa hisse şey veriyoruz şu an. Tabii şimdi hisse olayına girersek de şöyle bir şey var. Yani hisse girer girmez alınan bir şey değil. Yani o hak zaman üzerinden size veriliyor. İşte vesting konuşmuştuk daha önce bu işleri. O işte cliff'ler bilmem neler falan. Sen giriyorsun, böyle böyle giderse şu olacak. İşte bu kadar zaman sonra da şu kadar hissen olacak gibi bir anlaşmayla başlıyorsun. Yol haritası veriyorsun. Yani bu ilk yıl işten ayrılırsan mesela hiçbir şeyin olmuyor büyük olasılıkla. Bilmiyorum, şu anda sayıları şey yapıyorum. Bilmeden söylüyorum ama işte 2 yıl kalırsan o zaman işte alacağın hissenin %20'si, yani %50'si evet, gerçekleşiyor. Artık senin oluyor. Evet. Diyebiliyorum. Şey, bu arada insanın, daha önce bunu da söyledik ama bence kurucu ortakların hepsine de vesting konulması gerekiyor.
Kesinlikle onların da ayrılmaması aynen, lazım. Aynen öyle. Aynen. Yani şey çünkü ya işte bir Türkiye'de bu böyle ben patronum böyle şey olur mu falan filan. Ya sanki insanlar böyle şirket kurduğun anda böyle patron oluyorsun diye bir düşünce doğuyor. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Patron diye atfettiğimiz insanlar böyle 50 yıldır sermaye sahibi olan insanlara patron dedim. Size patron ben ama yani. Olur mu? Kredi şeyinde kart vizitinde CEO yazacak yani. Dün kurulmuş şirketin. Eyvallah. Çünkü şöyle bir şey var. Hep bunu zaten çok uzun zamandır anlatıyoruz. Yani eğer siz gerçekten bir şirket kuruyorsanız, eğer kurduğunuz şirket makine, teçhizat, ekipman bilmem ne falan filan gibi yani fiziksel sermayeye dayanan bir iş değilse, özellikle yazılı bir şeyse, vakit ayırmayı bıraktığınız anda aslında sermayenizi çekiyorsunuz demek. Yes. Çünkü kendinizsiniz sermaye. O zaman aslında o hissenin sizden geri alınması gerekiyor. Hakkını kazandığınız kadarıyla hisse sizde kalır. Yoksa zaten o hisseyi alıp şirketten ayrılıp giderseniz şöyle oluyor. Şirket ölüyor. Tabii ki. Hissen de ölüyor. Hissen de ölüyor. Yani şey demek yani bu sıfırın %75'i mi sende olsun yoksa başka bir şeyin %25'i mi deyip böyle hani bir kafanda hesap yapman lazım. Ben söyleyeyim bu inanılmaz tepki görüyor Türkiye'de. Hmm. Yani evet bütün girişimciler böyle bunun kesinlikle olamayacağını, işte imkansız nasıl böyle bir şey olur, ne olacak falan. İşte güvensizlik falan. Ya insanlar kendine güvenmiyor. Bu kadar basit. Yani işte. Ben bilmiyorum şimdi tabii startup bir startup'ta yer almak isteyen herkes işte hisse karşılığı veya başka para karşılığı fark etmez. Ya yani burada bir risk alıyorsun ya. Startup'lar zaten çok küçük bir kısmı yeşeriyor. Hı-hı. Bir sürü tohum bunlar. Hı-hı. Şimdi sen bu riski alıyorsun. Bir de diyor, sen demin söyledin ya Samcan, büyümesine ortak olmak istiyorlar aslında. Yani hem intellectual olarak yani bilgi, beceri, gelişimi olarak hem de parasal olarak bu riskin altına giriyor adamlar. Bu gelecek kişiler. E tamam da bunun ızdırabına da ortak olacaksın. Yani failure'ı da bir iflasına da ortak olacaksın. Izdırabı da ortak olacaksın. Acısına ortak olacaksın. Bu da riskin karşılığı. Yani sen şey böyle bedava para kazanmak diye bir şey yok. Dünyada şey bu arada şunu söyleyeyim. Hisse opsiyonu aldığınızda şimdi yanlış bir anlaşılma olmasın. Mesela diyelim startup'ta çalışan bir çalışansınız yani. Şirketin ana ortağı değilsiniz, kurucusu değilsiniz. O zaman bu risklere dahil olmuyorsunuz bu arada. Yani kaybedeceğiniz tek şey şu olur. Orada size bu gelecekte değerli olacak diye verilen kağıt parçası değerli olmaz. Onu kaybedersiniz. Ama insanlar şey diye düşünüyor. Türkiye'de çünkü bu yani şirketin hissedarıysan değil tabii yönetim kurulu üyesi olman lazım. Böyle borcuna da ortak olursun falan filan gibi garip bir zihniyet olduğu için hani insanlar böyle bir akıllarında kalmış. Bazen şey diye düşünüyorlar. Bu adam bana hisse verince acaba bu şirketin borcu da bana şey olur mu? Falan gibi böyle garip bir şeyler oluyor. Canım. Öyle bir şey yok. Evet. Şirket tüzel kişiliğinde senin sınırlı, limitli bir riskin şeyin var ya. Sorumluluğun var yani. Tabii. Zaten şey yani hani, en uydurkasyon hisseden veriyorlar size. Yani aslında sadece şey siz şirkette satılırsa geri satabileceğiniz bir hisse oluyor. Tabii, tabii. Başka bir şey oluyor. Ne diyeyim? En değersiz hisseden. Evet. Aynen. Kamu stokun Türkçesi ne? Çok güzel dedi. Buna yani nasıl bunu bilmezsin? Hayır, gelmiyor aklıma şu anda. Öyle bir dedin ki bir anda. Bulurum ama. Neyse sonuçta soruya cevap verebildik mi? Hangi şartlarda nasıl yapılıyor hikayesi? Yani işte dediğimiz gibi yani girenlere bence bir şey vestingli bir şeyler önerin. Bunu bir tabii ki structure olsun, yapısı olsun. Herkese farklı şeyler önermeyin. Girenin seniority'sine göre de değişebilir tabii ki. Ama bence bu esas motivasyon kaynağı olabilir. Yani çalışayım, burayı büyüteyim, burası büyüsün, daha çok yüksek miktarda değerlensin. Ondan benim de bir alacağım güzel payım olsun. Common Stock adi hisse senedi diye geçiyormuş. Ben de bak gerçekten adi diyecektim. Adi ortaklık var mesela. Böyle evet, Türkçe'de evet. Mükemmel şeylerden birisi. Böyle çok adi bir ortaklık kurduk abi. Okey evet. Ya yine kısa dedik 50 dakika oldu yani. Hemen bitiriyorum o zaman. Tamam bitti, başka konumuz yok şu anda. Evet tamam. Başka bir şey kalmadı zaten. Kalmadı evet. Evet. Yani bu çok daha uzun uzun konuşabileceğimiz bir konu. Aynen. Zaman zaman tekrardan böyle sorular sorarsanız arada bahsederiz. Yani evet. İnsanları nasıl motive edeceğimle alakalı 10 bölüm çekilir çünkü. 10 bölüm değil. Hayatımız boyunca onunla konuşuyoruz. Çünkü biz de tam bilmiyoruz ya. Hayatımız boyunca öğreneceğimiz bir şey bu. Yani şey bak
sadece motivasyon nasıl sağlanır üzerine yüzlerce eğitim var. Tabii yani dijital eğitim demiyorum. Bayağı böyle kurumsal eğitimler falan var. Bunun cevabının da bir şey yok, reçetesi yok. Kesinlikle yok. Bunu denemişler, böyle sonuçlar almışlar. Onu denemişler, böyle sonuçlar almışlar. Bunları karşındaki adama göre değişen bir sürü şey var. Yani evet. Şey, cevabı yok. Gerçekten yok yani. Yes. Okey. O zaman ben en son, yani şu anda bitti değil mi? Tekrar bir konuya girmeyeceğiz. Şeyi tekrarlıyorum. Co-founder Tinder'ı yapmak isteyenler bize ulaşsın. Kim yardım etmek istiyorsa yardımları açığız. Co-founder Tinder'ı. Bilmiyorum. Çok açıklayıcı oldu. Bence çok açıklayıcı değil mi ya? Co-founder'lar bunu... Kinder olsun adı. Of ne de... Onu da diyorum. Sami Can ya. Hemen böyle bir sıkıntı sokacaksın podcast'ın sonu. Neyse. Bize ulaşsınlar. Bir Slack kanalındayız. Slack kanalından ulaşırsanız seviniriz. Buyurun Sami Can Bey. Kapanışınızı yapınız. Kapanışını yapmadan herhangi bir şey falan yok mu? Ek sözlükte... Ya ek sözlükteki yani yorum butonuna okumak istemedi. İddialı bir şey var orada, bir cümle var. Onu bir cümle mi? Bir iki yorum daha biriksin, öyle yapalım. Tek başına onun üzerine gitmeyelim. Okey, okey, tamam. Orada bir challenge var. Challenge accepted diyorum buradan yani. Sen onu ezberliyorsun bence eve gidince. Yok ya. Gümlet Medya'nın sunduğu 5. muhabbetin 161. bölümünü dinlediniz. Gümlet Medya'nın diğer podcastleri. Zeynep ve Orçun'un sunduğu Serbest Oyun İmalatı. Sanıyorum bu hafta ya da önümüzdeki hafta yeni bir bölüm daha yayınlayacaklar. Onlar konuk mu alsak ya? Evet işte, ama onlar şu anda yine taşınıyorlar galiba. Nereye? Çek Cumhuriyeti'ndeydiler, başka bir yere taşınıyorlar şimdi. Galiba Avustralya'ya taşınacaklar bu arada. Yok, hiçbir şekilde podcast çekemeyecek. yani gecenin bayağı yarısı. Şey oldu. İkisi beraber bir oyun yapıyor. Bunlar Zeynep ve Orçun evli bu arada. Anytown adına bir oyun yapıyorlar. Podcast'te de bu oyunu nasıl yaptıklarını anlatıyorlar. Oyunun alt hikayelerini oluşturmak için dinleyicilerinden bazı işte çocukluk anıları falan filan alıyorlar. Onlardan bahsediyorlar. Güzel yani, dinlemenizi tavsiye ederim. Biraz belgesel var abi. Onun dışında Erhan ve Andaç'ın sunduğu Paraşütlü Üretim Bandı var. Bu da çok güzel bir podcast. Özellikle ürün geliştirme alanıyla ilgilenen arkadaşlar için bayağı güzel, derin bilgiler içeren bir podcast. Her bölümde ürün geliştirme alanında çalışan birisiyle beraber şirketlerinde nasıl ürün geliştirildiğini anlatıyorlar. Son olarak Koray ve Arman'ın sunduğu Yollarda TV var. Yollarda TV'de 15-20 dakikalık teknolojiyle alakalı podcast, YouTube üzerinden de yayın yapıyorlar. Onu da dinlerseniz çok seviniriz. Yes, diyorum ve evet. Bize erişmek isterseniz www.girişimcimuhabbeti.com adresine girip, oradan bizim Patreon sayfamız var. Oradan bize 1-5-25 dolar destekte bulunabilirsiniz. Onun dışında Slack kanalımız var, oraya gelebilirsiniz. Facebook'tan, Twitter'dan takip edebilirsiniz. Ekşi Sözlük'ten yorum bırakırsınız. iTunes'dan yorum bırakırsanız çok seviniriz. Evet, yorum bırakırken bizi trolleyin istersiniz. Ama yani geri bildirim odaklı şeyleri daha çok seviyoruz. Hani bir şeyler yazın biz de. Yani Ekşi Sözlük'teki şu andaki son yorum gibi bir şeyler yapmanıza gerek yok. O aşırı bir trollük. ama yine de okuyacağız tabii. Evet, aynen. Öyle mi? Okuyacağız. okuyacağız. Dedik yapacak bir şey yok. Sen çalıştın ona. yani o kısmı ayarlarız. Herkesi de Ramazan bayramını kutlayalım. Evet. Aynen. Ya bayram geliyor. Yola evet. Çıkacaklar. Dikkatli olsun trafikte. Aynen. Başınıza bir şey gelmesin. Yola çıkmayın gerekmiyorsa. Çünkü belli ki trafikte sıkıntı olacak. Aynen. Diyelim ve kapatalım. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. Bay bay.